Siz gerçek bir gurmesiniz. Ağzım alayım. Takar mısınız şöyle bir? Şunları işe yaradı mı bugün? Gel canım. Ellerine sağlık. Teşekkür aslında ederim. İnan hiçbir farkı yoktu tamam, fakat... Öyle demeyelim. Çok öyle demeyelim. Öyle demeyelim. Teşekkür ediyorum. Şalgamdan İyi ötürü geldiniz. Gerçekten kazandın. Tamam. Seda, ellerin şalgamı hakkıyla. Nasıl kullandın? Şalgamı sosumda bol bol kullandım. Köftemin harcında da bayağı kullandım. Hatta söyledim evet. Hamur sizin dediğiniz ekmeğimi yapmaya cesaret edemedim. Editörümüze keşke de söyledim. Keşke cesur olsaydın. Daha ıslak olurdu en azından ama... Teşekkür ederim. Ama gene de güzel. Yani şalgamı kullanman güzel. Yoksa... Peki. Bir puanı Süreyya aldı. Bir şey Süreyya sen şalgamı nasıl kullandın? Bize onu söyle önce. Şimdi ama ben bir şey söyleyeceğim. Bu haksız neden? Sen tadına baktın. Ne dedin? İkinci dedin lezzet var. İyi daha iyidir. İki, hayır ilk sen yanlış iyidir. Anlamışsın. İlk hayır. Tabak daha iyiydi dedim. Bir öncekinden daha iyi mi? Değil. Hmm. Bir önceki daha iyiydi. Evet. Daha iyidir dedin. Yok sen iyidir. Yanlış anlamışsın. İlk tabak ama lezzet dedi. Ne demek bir, iki, neden, iki, üç, neden, neden, hayır yani. Onu uygun gördüm. Özlem Hanım gerçekten, Özlem Hanım gerçekten sosu çok kullandık şalgamı. Evet. Ama inanın yani lezzet var yani. Neden bir, neden iki değil sosunda yani. Sosunda beklettik. Mutlaka doğal, yani doğrudur ama inanın hiç yok yani. Yani sosu, sosunda herkes kullandı. Sen nasıl evet. Kullandın Dilara? Ben de sosunda kullandım. Ya ama noktada... ben çektire ama çektire bayağı iyi kullandığımı yani. Düşünüyorum. Biz de kullandık. Mutlaka hepiniz iyi kullanmışsınız ama domates zaten etkin. Yani lezzet olarak baskın olduğu için şalgamın önüne yani geçmiş. Yani çektirmeniz daha kötü. Çektirmeseydiniz belki o tadı alırdık. Yani şu... Seda'daki tembelliğin sebebi çok iyi çektirmemiş var. Olması bence. Annem çektirtti. Nurcan sen şalgamını dediniz ya kurutmayın diye. Ben sosunda kullandım. Öyle çiğden döktün mü? Sonra beraber kaynattın. Evet. Peki sizlere dedim ki olay bir video var. Şimdi tam zamanı onu izleyeceğiz. Bakalım başrollerde kimler varmış? Özlem Hanım. Merhaba. Ya ben senin hayranım. Ya yerim çok ben seni ya çok şekerci. Canımsın sen benim bir tane ben seni bulmuşken hadi şey canım. Diyorum. Ya şimdi siz bize hamburger yaptıracaksınız. Evet. Bize ıslık hamburger. Evet. Onun püf noktaları ama, neler? Ama adaletsizlik olur aşkım. İçeride konuşacağız. Hep beraber içeride konuşacağız. Ay olmaz kurban oldum. Onlar olmaz. Beceriksiz zaten. Olur mu kız öyle? Beceriksiz. Ama adaletsizlik olur. Ben şimdi sadece sana söyleyip onları... Sen öyle düşünme öyle düşünme. Benim aklımı almam lazım. Ne olur? Ama onların da alması lazım. Yok yok yok. Bak sen o hamburgeri yapıyorsun ya. Ben ondan 20 tane yiyorum. Yemin ederim. Kız hadi kız bir noktalarını söyleyeyim. İçeride söyleyeceğim. Yok, tamam yok, tamam. Sen bak bir tane söyleme bak. İyi o zaman. Altın almasam yemin ediyorum burada bayılır bir şey var. Sarımsak oranını iyi ayarla tamam mı? Sarımsak oranını iyi ayarla. Sarımsak. Dur nota mı yiyorum? Dur. Dur. Ne olursun. Ne diyorsun? Ama içeride adaletsizlik oldu. Gerçekten adaletsizlik oldu. Hepsi beceriksiz. En becerikli benim burada. Kız ne böyle? Ne olursun ne olursun. Hadi kurban ol bak. Ben seni çok seviyorum. Hayranım. Ama böyle kendimi de zor tutuyorum öyle yapınca ama lütfen. Bak altınları alırsam vallahi olur, adaletsizlik olur şekerim. Vallahi adaletsizlik olmaz, olur. Olmaz. 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 Nurcan sen orada altınları paylaşmayı teklif ediyorsun üstelik. Ay rüşvet de veriyor. Ay yani sizde hiç hediyeleşme durumu yok mu? Ben anlamadım ya. Onun adı rüşvetin hediyeleşme. Ne kadar hediyeleşme oldu? Bizim örfümüzde, adetimizde hediyeleşme yok yani. Bu şekilde mi? Karşılığında bir şey alarak benim mı? Gönlümden o kopmuş. O geldi Allah Allah. Ne istedin karşılığında? Rüşvet teklif etmişsin resmen. Dayan bir de diyor ki... Ay bakış açısına göre değişir. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Ben gönlümden kopanı söyledim. Dedim ki size hediye veririm dedim. Gerçek söyledim.